Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tane tane dağılmadan tam kıvam tam ölçü karbonatlı taze kayısı reçeli tarifini paylaşmak istiyorum. 2,5 kilo kadar sert kayısıyı iyice yıkayalım ve videoda gördüğünüz gibi ikiye ayırarak çekirdeklerini çıkaralım. Büyükçe bir kabın veya bir tencerenin içerisine bol miktarda suyu alalım. Üzerine 2 dolu tatlı kaşığı karbonat ekleyip karıştıralım. Daha sonra üzerine ayıklamış olduğumuz kayısıları ekleyelim. Üzerini geçecek kadar su eklememiz gerekli. Gerekirse tekrardan üzerine su ekleyelim. Daha sonra kapağını kapatalım. Karbonatlı suyun içerisinde bu şekilde bir gece buzdolabında bekletelim. Ertesi günü birkaç defa yıkayalım ve süzgecin içerisine alalım. Reçelimizin şerbeti için yayvanca bir tencerenin içerisine 2 kilo şekeri alalım. Üzerine 1,5 litre su ekleyelim. Yani yaklaşık 6 su bardağı kadar. Şeker eriyene dek ara ara karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte yaklaşık 20 dakika kadar kaynatalım. Şerbetimiz kaynarken kayısı çekirdeklerini hazırlayalım. Kayısı çekirdeklerini kırıp hazırladım. Bir cezvenin içerisine bir miktar su alarak kayısı çekirdeklerini 1-2 dakika kadar haşlayalım kolay soyabilmek için. Videoda gördüğünüz gibi kabuklarını soyup hazırlayalım. Kayısı çekirdeklerinin tadına bakalım. Acıysa kullanmayalım. Benim çekirdeklerim acı değildi. Ben içerisine ilave ettim. Yaklaşık 20 dakikadır kaynayan şerbetin içerisine 1 silme çay kaşığı kadar limon tuzu ekleyip karıştıralım. Süzgeçte bekleyen kayısıları üzerine ilave edelim. Üzerine 1 silme çay kaşığı kadar tereyağı ekleyelim. Bu arada tencerem küçük geldiği için büyük bir tencereye aktardım. Reçelim kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi üzerinde köpükler oluştu. Bir kevgir yardımı ile üzerinde oluşan köpükleri mümkün olduğu kadar almaya çalışalım. Reçelimizin parlak ve berrak olması için üzerindeki köpükleri ne kadar alırsak o kadar güzel olacaktır. Daha sonra üzerine hazırlamış olduğumuz kayısı çekirdeklerini ekleyelim. Ara ara kayısıları ezmeden hafifçe karıştıralım. Ocaktan almaya yakın üzerine yarım küçük limonun suyunu ekleyelim. Reçelimiz kıvam alana dek kaynatmamız gerekli. Siz kendi reçelinizin kıvamına göre kaynatma süresini ayarlamalısınız. Ben harlı ateşte toplamda 55 dakika kaynattım. Videoda da gördüğünüz gibi 55 dakika pişmesine rağmen asla dağılma olmadı. Ve kıvamı da gayet güzel oldu. Ocaktan alıyorum. Videoda da gördüğünüz gibi bir gece karbonatlı suyun içerisinde beklettiğimiz için dağılma olmadan harika kıvamıyla harika bir kayısı reçeli yaptık. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.